أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وغفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahlul ugdetem min lisani yefkahu kavli. Rabbiz zidni ilmen ve fahmen ve el is-salihin. Evet, bugünkü dersimiz Arapça. Tabi bu bir e, ilahiyet lisans dersi olduğu için dersimizi görüntülü veriyoruz lisans dersi olmayan farklı konularda olan videoları da görüntüsüz çekmeye gayret ediyoruz. Böyle bir giriş yapalım dedim. Şimdi her dünyada konuşulan dilde olduğu gibi Arapça'da da isimler var ve sıfatlar var. Bugünkü konumuz isim ve sıfatların çoğulları. Türkçemizde isimlerin çoğulları vardır, sıfatların ise yoktur. Yani diğer dillerde de isimler çoğul da olsa sıfatlar tekil olur. Örneğin güzel kitap deriz. Kitap çoğul olduğunda ise güzeller, kitaplar demeyiz. Ne deriz? Güzel kitaplar deriz. Yani güzel sıfat olduğu için sıfat olduğu için tek olarak kullanılıyor. Tekil olarak kullanılıyor. <laughs> Bu da Arapçada müfret denir. Müfret yani tek. E, fert kelimesinden gelir müfret. Fert yani tek demek. Ne, tekil demek. Yani Almanca'da e, e, ne derler? Meatsal, aynsal. Yani aynsal, tekil demek. Meatsal, çoğul demek. Sıfatları çoğullaştırmıyoruz. Yani İngilizce'de de durum böyledir demiş. E, ancak biz Almanya'dan yayın yaptığımız için Almanca'yı ağırlıklı olarak misallerde kullanıyoruz. Ancak Arapçada isimler çoğul olduğunda onların sıfatları da çoğul olur. Bunun istisnası şuursuz varlıklar ile ilgilidir. Yeri geldiğinde anlatılacaktır. <laughs> Mesela Almanca'da hani bu sarı telefon kitabı var. Ona "gel Gelbe Zaytın diyorlar. Gelbe Zaytın. Mesela gel orada tekil tek. Zaytın sayfalar demek. Yani sarı sayfalar. Aynı, ayrı şekilde İngilizcede de yellow pages yani yellow sarı oluyor. Tekil oluyor. Pages de page'in e, çoğulu. Sonuna s geldiği için ne oluyor? Pages. Yani sayfalar. Böylece de efendim Avrupa'dan da misalleri verdikten sonra devam edelim. Türkçede bir şeyi çoğul yapmak için sonuna ler, lar gibi ekler kullanırız ekler koyarız. Ancak İngilizce'de çoğu kelimeyi yani çoğu kelimeyi tekilden çoğul yapmak için sonuna bir s eki kullanılsa da bazı kelimelerin çoğulları da düzensizdir. Mesela child, child, children gibi. <laughs> Arapça'da da düzenli ve düzensiz çoğullar vardır. Düzensiz çoğullar Arapça'da İngilizce'de olduğundan çok daha fazla yaygındır. Yani aynı şekilde Almanca'da da böyle bir düzensiz e, çoğul yapma kuralları var. Mesela bazen sona S gelir, değil mi? Auto, yani otomobil, autos, otomobiller gibi. Mesela burada child demiş, e, Almanca'da kind. Sonra er, kinder, yani çok çocuklar demek. Kind bir çocuk. Kinder, çocuklar. Efendim, bu, kitap, büyük ya, kitaplar. Bazen sonra er geliyor, r harfi geliyor. Bazen sonra s geliyor. Bazen e, hani zayte, gel ve zayte demiştik ya, onun sonuna e ve ne harfleri geliyor yani. Zayte, bir sayfa. Zaytın birçok sayfalar. Şimdi Arapçada düzenli çoğullar var. Bunlara cemi salim diyoruz. Yani e, tabi cemi salim de iki bölüme ayrılacak. A, yani düzenli çoğulun A maddesi, erkekler için olan cemi salim. Buna cemi müzekker salim denir cemi müzekker salim. Yani devamlı aynı düzenli bir kaide içinde gelir bu. Böyle çoğullarda kelimenin tekil halinin sonunda yalın haline bir vav ve nun getirilir. Vav ve nun getirilir. Cümledeki görevine göre kapatalım. Cümledeki görevine göre kelime eğer cümlede merfu ise yani halet tarafı vav ve nun getirilir mensup ve mecur ise y ve n harfleri. Şimdi misali ne demek istiyor? Mesela elimizde bir mümin kelimesi var. Tekil, mümin. Yani inanan demek. İnanan, müminun inanan. Bunun çoğulu nedir? Müminune nedir? Çoğul hali yani e, şuraya kadar tekil ve çoğul hali. Şimdi burada tabi cemi müzekker salimlerin irabı halet-i rafı vav iledir. Haleti e, nasbı hal mensup demiş burada. Haleti nasbı ve cehri de ye iledir. Yani Mini ne oluyor. Mesela e, ayet kerime var mesela bile kad eflehal müminun demiş yani muhakkak ki şüphesiz ki müminler inananlar kurtuldu müminin suresi de var zaten bunu mensup veya mecbur yapabilmemiz için yani Almanca'da datif ve akkusatif yapabilmemiz için efendim, yani Hatta genetif de olur. Çünkü haleti cerri. E, vav harfi, şu işe, altını işaretlediğim vav harfi Y harfine dönüşüyor. Müminine oluyor. Mesela Ülâikehümül e, müminun Onlar müminler. Ben e, e, müminleri gördüm. Ben müminleri gördüm demek için yani müminleri gördüm derken ne oluyor bu? Akuzatif olur. Almanca'da akuzatif denir. Türkçe'de iyi hali derler. Hani yalın hali var. E hali, iyi hali falan böyle. Türkçe'de var. <laughs> Almanca'da datif akuzatif var. Yani burada müminleri gördüm deyince e, akuzatif oluyor ve vav harfi y'ye dönüşüyor. O zaman e, ra Ra'aytul mü'minine. Mesela ben gördüm. Ra'aytu ben gördüm. Kimi, kimi gördüm? Mü'minine. El mü'minine. Mü'minleri gördüm. Yani ra'aytul mü'minune olmaz. Mü'minine olur. Bu cemi müzekker salimlerin ihrabı böyle. Avami dersinde geçmişti. Tabi oraları hızlı geçmiştik ama belki hatırlayanlar olacaktır. Şimdi bir de kadınlar için cemi salimler var. Bunlara da cemi müennes salim deniyor. Böylesi çoğularda kelimenin tekil halinin sonuna yalın halinde bir etün yani etün getirilir. Şimdi anlayacağız. Cümledeki görevine göre kelime eğer cümlede merfu ise bir etün getirilir. Mensub ve ise etin getirirler. Yani bu iki tane ötüre iki tane esreye dönüşüyor. Misal müminetün müminetün bir mümin kadın müminetün şimdi ayet kerimede de emetün müminetün diyor. cenab bak yani mümine bir e, cariye diye böyle devam ediyor. Misal olarak. E, bunun çoğul hali bakın burada sonuna bir e, elif ve t'ye getirilmiş. E'tün o demek. Ama açık t yani e, mesela duruş halinde kapalı t, h olarak okunur. Ama açık t normal e, vasfını kaybetmez. T olarak okunur. Mesela Sadece innel mü'minine vel mü'minat ayet-i kerime var değil mi? Vel müslümine vel müslümat böyle devam ediyor. Orada mesela okurken nefesi yetmese bir insan innel mü'minine vel mü'minat diye durması gerekse o zaman T'yi T, t gibi okur. Yani H gibi okumaz. Kapalı T gibi okumaz. <laughs> Bu tabi e, mü'minatındır müminatun. Ama e, demin okuduğum inne başına geldiği için, yani cümlenin başında inne ile başladığı için ne oluyor? İnnel müminine, müminine, yani haletin asbı müminine de, müminine de ye ile, burada müminine, vel müminati, bu da vel müminati, yani bu e, iki esir olur, tek esir olur. İki olur. <laughs> Ama başına bir böyle lağm tarif geldiği zaman o zaman e, tek esre olur o. Tek esre olur. Yani iller Ama esre burada onun e, mensup olduğunu gösterir. Yani datif olduğunu gösterir. Almanca'da. Bu şekilde. Veya Mecrur haline bir misal verelim. Diyelim ki Meratı ben uğradım kime bil müminati B harfi harfi cerdir. Bil minati mümin kadınlara ben uğradım. Yani böyle cümlede nedir o müminat orada? E, Hariti cer yani mecrurdur. B harfinin mecrurudur ve sonu esredir. Bir de ikinci başlık olarak düzensiz çoğul var. Cemi mükeser. <laughs> Arapçada kırık. Ya yani mükeser kırık demek. Kesara kırdı. Kırdı değil mi? Keser tuz Ben bardağı veya camı kırdım diyor. Misal olarak. Ben onu kırdım. Mükeser de kırık yani kırılmış. Kesara fiilinden geliyor. İsmi mefuldür. Kırılmış demek. Yani birisi onu kırmış veya kırık. Kırık cemide de düzensiz çoğulların üretildiği 20'ye aşkın vezim vardır. Bunların bir kısmı aşağıda listelenmiştir. Şimdi vezin e, kalıp demek, kalıp yani mesela bir kalıp e, olur elinizde e, böyle sanat ile uğraşanlar bilir, onun üzerine içine içine böyle alçı falan dökersin. Ondan sonra kalıptan çıkardığı zaman e, bir şekil almıştır o. Efendim isteyen çiçek yapar, isteyen e, yüz yapar. Ama ikinci bir e, alçıyı dökten sonra yine aynı aynı ürünü verir. İşte bu bir kalıptır. Bu da fü'ulün faale fiilinden geliyor. Fü'ulün Arapçada kalıplar fe'ayn ve le ile yapılır yani faale buna uydurulur. Bu vezindir, füülün yani bu birinci e, sütündekiler, şıpaltedekiler, bunlar aşağıya kadar vezindir, kalıptır. E, bu da misalin ikinci de e, verilecek misalin tekil halidir. Bu da birinci sütuna. Buraya benzetilmiş çoğullardır. Mesela fiulün vezinde Necim kelimesi Necmin olur, en Necmi olur. Nedir çoğulu? Nucumdur. Nucum. Yani Necim yıldız demek. <laughs> mesela şeyde Cemimizdeki müzekker ve mükeşserlerin de irabı harekeyledir yani. Mesela Nücum e, Necm suresinde var. Ve Necmi İzaheva Yani burada Vav harfi Vav harfi Ve Necmi'de. Kasem Vav olduğu için En Necmi'yi e, e, Cer etmiş. Yani e, Ve Necmi'de En Necmi kelimesi mecrurdur. Onun için Harekesi Esre'yledir. Ve Necmi İzaheva Sonra füülün, füülün, yani füülün vav var füülünde vav yok. Hız hızlıca, kütüp yani hızlıca söyleniyor, vavsız. Bu da kitabın mesela, kitabın tekildir, bir tane kitaptır. Kütübünde birçok kitaplardır. Yani mesela çoğlu Cenä kütübün bize kitaplar geldi. Bu da hale rafı. Bakın zamme ile. Ve satlaklar kütübe. Biz kitapları tasdik ettik. O zaman ne oluyor? Kütübe e, feta oluyor. Haleti nasbı fetayla oluyor. Yani datif hali fetayla. Fi alun var. Fi alun'da baya bir bildiğimiz kelimeler var değil mi? Mesela cebelun Fi alül vezne göre cebelün dağ, cibelün de dağlar. Dağlar. Cibelün, cibelin, cibelen. <laughs> cibelen. Efendim. Mesela fi alim vezninde kiram var. Mesela eshab-ı kiram diyoruz. Efendim kibar değil mi? Kibar kelimesi de aynı şekilde. E, kebirin cemidir. Kebirun, Cemi'i nedir? Kibardır. Büyükler demek yani. Kibarı kelam. Yani kelamların büyüğü. Sonra böyle çok misaller var yani. Şu an hatırıma gelmedi. Fü'alun var. Fü'alun vezni var. Bu da ismi faildir. Aynı şekilde. <laughs> e, Tacirun. Tacirun. E, ticaretle uğraşan kişi demek. Yani handelsman veya kaufman. Bunun da cemi nedir? Tüccarun. Ticarete uğraşanlar yani kaufleute. Almanca'da kaufleute deniyor bunlara. Bunlar aynı şekilde bu da işte böyle ötreyle yani hale tarafı. Sonra tüccarun, tüccaren veya tüccarin diye böyle şeyleri değişiyor. Ef'alun vezni var. E, ef'alun vezni var. İşte kalem bir tane. Eklamun de kalemler demek. Buna uygun tarihimizde ensar var değil mi? Ensar, ef'alun, ensarun. Ensar da aynı şekilde. Cemi müzekker mükesserdir. Ensar kelimesi. el muhacirun, cemi müzekker salimdir. Ensar da cemi e, müzekker mükesserdir. Sonra <laughs> Efendim. Fü'alâ'ı. Yani bu fü'alâ'ı. Bunun sonunda tenvin yok bakın. O şurada o konuyu neden olduğunu anlatacak. Bunları kırmızı yazmış özellikle. Zemilun zümele yani arkadaş arkadaşlar anlamına geliyor. Sonra mesela ne var buna benzer fakirun fakirun. Bir tane fakir yani yoksul. E, çoğulu nedir? Fukara'u. Fakirler demek. Fakirun. fukara. Veya alimun. Ulema. Bakın ulema da aynı şekilde. alimun. Alimun. Alimin var. Onlar da ulema. Alimin ama cemimize ke salim de gelir. Alimin, Alimune de gelir ulema olarak da gelir. Ulema-i kiram mesela. Sonra ef'ila ü diye bir vezin var. <laughs> Bunların hepsinin aslı faale fiilinden. Ef'ila ü vezninde bu da gayrımın ee, mesela sadıkun. arkadaş demek. Yani bağlı, sana bağlı olan, troy anlamında. Troy. Yani kopamayan senden. Gerçek arkadaş. Ee, Tabi mesela Sıddık o demek. Yani Hz. B. Bekir bu, Efendimiz'in vasfı. Sıddık o kadar yani bağlı ki kopamıyor. Yani hemen duyduğunu tasdik ediyor. Hemen inanıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Sadıkun da çoğulu nedir? Estika'ı. Estika yani. El estika arkadaşlar demek gerçek arkadaş yani. <laughs> Mesela halil e, kelimesinin o da sadık gibi halil خليل, halilun o da el ahillau denir. El ahillau yemayizun ba'dhum min ba'dın adu illa'l muttaqin. Yani o günde diyor arada böyle ufak tefek <laughs> misaller de verelim de hani dersi çok sıkıcı olmasın el e, haliller yani dostlar dostlar yevme o günde nedir? Ba'duhum li ba'din Birbirlerine düşmandırlar. İllel müttakîn gerçekten takva sahipleri böyle değildir. Yani onlar birbirine düşman olmayacak. Birbirlerine yardım etmeye çalışacak. Birbirlerinin hatta günahını bile üstlenmeye çalışacak. O derece dostluk gösterecekler. Ama düşman olan dostlar da olacak tabi. Birbirlerine düşman olan dostlar, günahını bile vermek istemeyenler diye bir tabir var ya. Yani birbirinden kaçacak, birbirini görmek istemeyecek. Sonuncusu da fiyaletün vezni var. Tabi burada tüm 20'yi saymamış ama olsun. Fiyaletün vezni. Ahun mesela. Ahun kardeş, kardeş demek. Ahununda şeyi çoğulu ihvetündür. Bunun da ayet-i misali var. Es lazım hatta Hucurat suresinde inemel müminune Ancak gerçek kardeşler müminlerdir buyuruyor Hazreti Allah. Yani gerçek kardeşler müminlerdir. Neden gerçek kardeşler müminlerdir? Çünkü hak birdir. Müminlerin manevi bir babası vardır. Yani Resulullah Efendimiz yani baba olarak geçmiyor ama manevi yani terbiyeci, terbiye edici anlamına gelen baba. Yani biyolojik baba olmasa da bir baba var. Şefkatle ümmetini ümmetini düşünen, acıyan, ağlayan böyle bir baba ve onun mensupları da ümmette nedir? Birer kardeştirler. Diğerleri kardeş sayılmaz çünkü batıl çoktur. Zulümat çoktur. Ve onların da babaları kendilerine göre babaları vardır. Kardeş sayılmazlar yani. Öyle diyelim. İşte kırmızı renkte yazılmış iki vezin gayrımın sarıflardır diyor. Bu vezinle çoğu çoğulanan kelimeler tenvin ve kesra almazlar. Evet. Öğrenci öğrendiği tüm kelimelerin çoğularını da öğrenmelidir. Bir kere duymakla bile bu çoğullara aşina olmak mümkündür. Şimdi burada işaret isimlerinde daha önce gördük ama kısaca yine üzerinden geçelim yakın ve uzakta olan tekil erkek ve dişilere nasıl işaret edileceğini öğrenmiştik. Şimdi bunların çoğularını öğreneceğiz. Evet şimdi şuradan başlayalım. Sağdan çünkü tekil. Bunları gördük. Erkek için ne diyorduk? Herde mesela herde racülün misal herde zeydun bu zeyttir efendim. E, dişi için, müennes için de hazihi diyorduk, değil mi? Hazihi. efendim. Eee nisvetun veya imraatun. Hazihi imraatun bir kadındır. Ama bu çoğulu, ikisinin çoğulu beraber nedir? Ha ulai. Ya yani bu ikisinin ortak çoğulu ha bir de zelike var. Uzakta olanlar için. Zelike tekil, tilke tekil. Hani zelike, orada zelike beytün Mesela uzakta bir evi gösterirken ne diyorduk? O bir evdir. Mesela tilke mühendisler içinde. Efendim e, diyelim e, tilke ayetül kitabül mübin var mesela ayet kerimelerde. Şimdi o aklıma geldi. Tilke ayetül Tilke. Tilke ayetül mübin. Tabi burada ayet cemi bir kelimedir. Ayetin cemisidir ama gayre akıl yani bir insan yani iradesi olan bir varlık, bir canlı olmadığı için e, ayet ayet e, cemi içinde tilke kullanılır. Tilke kullanılır. Diyelim ki bir e, mesela Arapçada Hint Hint e, kadın ismidir. Bu fıkıh kitaplarında falan bunlar çok kullanılır. Zeyd, Amr, Hint efendim bir de Hafs vardır yani Hazreti Ömer Efendimizin hanımı Ezvacı Tahirat'tan bu dördü kullanılır yani. Misal, misallerde kullanılır. Mesela tilke Hindun. E, oradaki e, o kadın Hint'tir. Misal yani Hint isminde bir kadındır diyelim. Hint de tabi ee, sonradan Müslüman olmuş. Efendim Eshab-ı Kiram'a karışmış. Ee, Hazreti Ebu Sufyan'ın hanımı, Mu Hazreti muavi'nin annesi. Allah hepsinden razı olsun. Böyle literatüre geçmiş yani. Demek ki yaman bir hanımmış. Yani Allah ona razı olsun. Böyle misallerde kullanılıyor. İşte bu e, ikisinin yani Değerli Kebi Tilke'nin e, tilkenin e, tekillerde tabi değerli tilke bir de dediğimiz gibi e, gayri akıl olanların da çoğularında da bunlar ikisi kullanılır değerli tilke ama üleike nedir İkisinin çoğuludur üleike çok vardır yani ait kelimelerde sana onları işaret ediyorum e, anlamında böyle mana verirler çünkü neden tek kişi işaret ediyor? Burada sonunda K var yani. Müfret K'si olduğu için. Tek. Tek kişi. şu zaten açıklamış. He ülai ve iki çok büyük bir çoğunlukla insanlar için kullanılır. İnsan dışı varlıkların çoğular için kullanılan işaret isimleri ileride görülecektir. Bu da 16. ders diyor. Bu kitabın 16. ders. Yani bizim hangi dersimize denk gelir? bunu bilemiyorum ama kitabın da tabi bölüm bölüm olduğu için 16. 16. dersinde açıklanacaktır. Aşağıda bu derse görülecek zamir, fiil ve isim işaretlere ilişkin özel bir tablo görülmektedir. <laughs> Mesela he ülai şöyle he ülai ne demiş? Ee, aslında bu şey olması lazım. Hmm, eğer ülayı aşağıda olması lazım. Şöyle. Şöyle. Ülayike birinci sırada. Mesela ülayike şu ülayike tullabın. Tullabın yani lamın şeddesi var burada. Hani tüccarın vezmi vardı ya yukarıda. Tajrın, tüccarın, talebin, tullabın, hüm, zehbo, müderrisihim, hüve, ve cedidun gibi. <laughs> evet, tekrar ediyorum. Tullabın, hüm, tullabın, erkek talebeler hüm, onlar zehebu, gittiler kime? Ilah müderrisihim, hocalarının yanına gittiler. Hu ve o yani müderrislerden bahsediyor. Müderrisun cedidun. Yeni bir yeni bir müderristir. Bu he ile de yukarıdaki hani yerleri değiştirilmiş. Artık ne niyetle onu anlayamadım ama biz bildiğimiz gibi devam edelim. He ülai şu yukarıdaki bu da şu ikinci satırla alakalı. Onlar kimdir? Talibatun kız öğrencilerdir. Ünle o kız öğrenciler zehebne onlar gittiler. Şimdi erkeklerde zehebu kadınlar için zeheble. Zehebne. Nereye gittiler? İlâ müderris müderrise tihinne var, var. Müderris var, müderrise var. Ee, hanım hocalarının yanına gittiler. Yani müderrisenin yanına gittiler. Hiye o müderrise. Nedir? cedidetun. cedidetün. Ee, yeni bir e, müderris hanımdır. Diyelim. Evet. Dersinde sonuna gelmiş olduk. İşte 16. dersi diyor. Anlatıcı olan. <laughs> Hüm ve hünne zamirleri e, çoğunlukta yalnızca insanlar için kullanılır. Hüve ve hiye ise bunlar bütün varlıklar için ortak kullanılır. Yani e, canlar için, tekil canlılar için kullanılır dediğimiz gibi. Tekil. Bir de çoğun e, iradesi olmayan yani gayri akıl onların çoğular için kullanılır. Evet. İşte hün ve hünle de zamirleri bunlar da yalnızca insanlar için kullanılır demiş. Evet. Bu dersi bitirmiş olalım. İşte hava değişikliğinden bir sıcak bir soğuk bazen böyle sağlık durumları e, sıkıntısı oluyor. Hani öksürük gibi üşütme gibi artık bunların kusuruna bakmayın. Sürücü lisan olduysa da e, affola. Öyle derlermiş atalarımız. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yusufun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.